Merhabalar Scroll TV izleyicileri, ben Ömer Balk. Yeni bir video incelemeyle karşınızdayız. Yanımızda Ali Yavuz Şahin var. Merhabalar abi. Merhabalar Ömer. Bugün izleyenlerimize oldukça değişik bir ürün aslında tanıtacağız. Değişik bir ürün derken tabii ki bir router bu. TP-Link'in bir router'ı. Özellikleri biraz daha farklı aslında. Yeni bir teknoloji üzerinde barındırıyor. Çok farklı özelliklere sahip. İstiyorsan hemen göz alıcı özelliğinden başlayalım. Ürün 3 farklı antene sahip. Ve bu antenler oldukça hani rakiplerine göre büyük antenler. Evet. Cihazın menzil açısından yüksek değerlere ulaşabildiği, yüksek yerlere yayın yapabildiği anlamına geliyor. Ürünün ismiyle başlayalım. İstiyorsan ürün ismi TP-Link AC1750. Normalde TP-Link'in biliyorsun TD-VW vesaire bunun gibi seri modellerine rastlıyorduk. Bu üründe ise AC1750 ismini kullanması oldukça farklı, aslında bizi şaşırttı diyebiliriz. Ama bu ürünün hem ismi hem de özelliğini bir arada da yansıtıyor. Onu da söyleyebiliriz. AC tabii ki son dönem standardı, kablosu A standardı. 802.11 AC'den geliyor. 1750 ise en fazla kablosuz ulaşabildiği teorik hızı gösteriyor. Hemen istiyorsan kablosuz N ve AC arasındaki farklardan bahsetmek istiyorum. Kablosuz N 2009 yılının Ekim ayındaydı sanıyorum. Cihazlarda kullanılmaya başladı. Standart olarak 802.11n standardı ve 450 megabit per second'a kadar hız desteği sunuyordu. Kablosuz AC standardı da 2012 yılının sonlarına doğru cihazlarda kullanılmaya başladı. İlk ürüne sanıyorum Aralık ayında kullanıcıların beğenisine sunulmuştu. Tabii ki fiyat açısından yüksekti ve aynı zamanda kullanılacak cihaz sayısı da oldukça azdı. Hala az. Hala az diyelim ama son dönemde çıkan Galaxy S4'te ve MacBook Air, MacBook Pro'larda da 802.11 AC standardı kullanılıyor. Eğer o tarz ürünler kullanıyorsa kullanıcılar bu cihaz üzerinden gerekli performansı alabilecekler. Hemen cihazımıza dönelim. Antenlerden bahsediyorduk. Görmüş olduğun gibi 3 anten var ama cihazda aslında 6 adet anten bulunuyor. Bu cihaz dual desteğe sahip, 2.4 GHz ve 5 GHz hızında çalışabiliyor. Bu görmüş olduğun 3 tane büyük anten, arka bölümde bulunan 5 GHz hızında çalışan antenler, cihazın iç bölgesinde bir bu köşede, bir bu köşede, bir de bu köşede olmak üzere 3 farklı 2.4 GHz anten bulunuyor. 2.4 GHz antenler çok yüksek dBi değerine sahip değiller ama arkada görmüş olduğun antenler 5 dBi değere sahipler. Bunun anlamı cihazın yüksek menzilde, yani yüksek alanda yayın yapabildiği, uzun bölgelere sinyal gönderebildiği anlamına geliyor. 5 dBi anten normalde antenler daha ufak yapıda oluyor kullanılan antenler ve 1 dBi, 1.5 dBi gücünde sinyal gönderebiliyorlar. 5 dBi anten kullanması TP-Link'in oldukça ilgi çekici aslında. Hemen ürünün diğer özelliklerine geçmek istiyorum. 1750 dedik, AC1750. Bu 1750 de iki farklı banttan, yani hem 5 GHz hem de 2.4 GHz bandından yayın yapılarak 1750 megabit per second'a kadar hız desteğine sahip olduğunu gösteriyor cihazın. Tabii ki bu da 5 GHz üzerinden 1300 megabit per second, 450 megabit per second ise 2.4 GHz üzerinden yayın yapılarak sağlanabiliyor. Hemen ürünün diğer özelliklerine bakalım. İstiyorsan arka bölümüne baktığımız zaman bu cihazın bir router'dan fazlası sunduğunu söyleyebiliriz aslında. Yok, görmüş yok. Olduğun gibi. Yok yok demeyelim ama normalden farklı özelliklere sahip. 2 adet USB portu bulunuyor arka bölümde. Bu USB portlar oldukça ilgi çekici aslında. Son dönemlerde cihazlar üzerinde görmeye başladık. Bu sayede medyalara kolay erişim sağlayabiliyorsun. Bir sabit diski bu cihaz ile ağa bağlayabiliyorsun. Artık biliyorsun kullandığımız... Kendi bulunduğumuzu oluşturabiliyorsun. Evet. Aynen senin de söylediğin gibi artık bir eve girdiğin zaman her şeye kablosuz olarak bağlanabilmemiz mümkün. Evde kullandığımız cihazlardan birçoğu, televizyon olsun, işte dizüstü bilgisayarımız, normal bilgisayarımız, DVD player'larımız, hatta uydu receiver'larımız bile, uydu alıcılarımız bile artık internet bağlantısına sahip, biliyorsun. Bu cihazlar aynı zamanda medya desteği de sunuyor. Yani bir televizyon veya bir cep telefonu medya desteği de sunuyor. Bunun üzerine bir sabit disk bağlayarak medya desteğini, yani depolama birimini ağ üzerinde bir yerde konumlandırabiliriz. Hatta bunu bir FTP server'a çevirip internet üzerinden herhangi bir yerden erişebiliriz. Yani iş yerimizdeyken veya yoldayken evindeki depolama birimine kolaylıkla erişebiliyorsun bu USB arayüz sayesinde. Aynı zamanda iki tane olması oldukça sevindirici. Çünkü bir tanesine medya
cihazı bağlamışken, bir depolama cihazı bağlamışken, diğerini ise bir printer, bir yazıcı veya bir tarayıcı bağlayabiliyorsun. Evet, çok bu önemli. Da sevindirici. Cep telefonu üzerinden kolaylıkla baskı alabilirsin veya taradığın bir şeyi kolaylıkla cep telefonuna, tablet PC'sine veya normal dizüstü bilgisayarına kolaylıkla atabiliyorsun. Bunlar da sevindirici özellikler. Artık hani bu tarz cihazlarla evde kullandığın veya ofiste kullandığın her şey kablosuz oluyor diyebiliriz. Her şeye kablosuz erişebileceksin diyebiliriz. Hemen bir örnek daha verelim. Biliyorsunuz son dönemde kablosuz elektrik şarj cihazları da çıkmaya başladı. Evet. Artık cep telefonlarımız, hatta dizüstü bilgisayarlarımız kablosuz şarjda oluyor. Bu sayede her şeyimiz yakın süre içerisinde kablosuz olacak. Bunu da buradan belirtmiş olalım. Arka bölümüne devam ettiğimizde burada beğendiğim bir özelliği belirtmek istiyorum. Görmüş olduğun gibi kablosuz açma kapama tuşu bulunuyor burada. Her router'ın üzerinde bu yok. Her zaman da kablosuz ağ kullanmayabilirsin. Kablosuz ağ biliyorsun sürekli sinyal verdiği için cihaz üzerinde hem ısı oluşturuyor hem de normal cihazın daha fazla elektrik tüketmesine sahip oluyor. Mesela gündüzleri kablosuz ağ kullanmayabilirsin. Çıkarken sadece off yapman yeterli. Bazı cihazlarda bu özellik yok. Bunu bir eksi olarak görüyorum ben. Bu özelliğin olması oldukça sevindirici. Cihazın power on off tuşunu görüyoruz. Yan tarafta adaptör girişi var. Burada da internet girişi diyor. Normalde bir LAN girişi bulunuyor. Normal DSL modemlerde bir telefon hattını gireceğin port bulunur ama bu bir DSL modem olmadığı için yani bir modemden çıkacak hattı kablo ile buraya bağlaman gerekiyor ki cihaz üzerinden interneti yayabilesin. Bu bir fiber modem olabilir veya bir ADSL modem olabilir veya kablo modem olabilir. Tabii ki bu senin kullandığın veya bu cihazı alacak kullanıcıların kullanacağı internet şebekesine göre değişiklik gösteriyor ama Ethernet üzerinden herhangi bir internet şebekesini kolaylıkla bu cihaz üzerinden kablosuz olarak açabilirsin. Hemen yan tarafında ise 4 adet gigabit port görüyoruz. Gigabit portun özelliği de 1000 megabit per second'a kadar hız desteği sunması. Bu sayede bu cihazın yakınlarındaki cihazlara da demin de söyledim. Mesela uydu receiver'ının kablosuz bağlantısı olmayabilir ama Ethernet üzerinden bağlantı sağlayabilir. Bu sayede cihazlara 1000 megabit per second'a kadar bağlantı desteği de sağlayabiliyorsun. Yan tarafında da güvenlik açısından oldukça iyi bir özellik olan VPS özelliğini taşıyan bir tuş konumlandırılmış. Bu tuşa tek basmanla birlikte karşı tarafta bulunan VPS destekli adaptör sayesinde kolaylıkla bağlantı sağlanıp güvenli bir şekilde internete veya ağa bağlanabiliyorsun. Evet. Onu da hemen belirtelim. Cihazın ön bölümüne baktığımızda ise bizi aydınlatacak tuş yapılarının olduğunu görüyoruz. Burada fazla detaya girmek istemiyorum. Tuşların üzerinde zaten detayları yer alıyor. Hemen şunu göstereyim. 2 adet kablosuz bağlantı tuşu bulunuyor. Bunlardan birisi 2.4 GHz için, birisi 5 GHz için. Biraz daha ufak biri zaten. Evet. 2.4 GHz olan ufak kablosuz anten dediğimiz, yani sinyal dediğimiz şekle sahip. Diğeri ise 5 GHz, biraz daha büyük şekle sahip. Bunu da buradan belirtmiş olalım. Son olarak ürünün IPv6 desteği de sunduğunu söyleyelim. IPv6 desteği biliyorsun önümüzdeki dönemde kullanılacak internet protokolü. Bu destek sayesinde internete kolaylıkla çıkabilecek kullanıcılar. Çünkü IPv4'te biliyorsun IP sayılarında oldukça azalmalar yaşanıyor. Önümüzdeki dönemde internet de biraz hani silkinecek ve IPv6 ile daha da genişlemeye devam edecek. Bu cihaz sayesinde IPv6'ya da kolaylıkla uyum sağlayacak kullanıcılar. Son olarak eklemek istiyorum. Easy Setup özelliği sayesinde de oldukça kolay bir kuruluma sahip. Yani cihazı bağlamanız ve ardından birlikte gelen CD'si sayesinde birkaç tuşa basarak bağlantı yapmanız yeterli. Bu yüzden oldukça beğendiğim cihazlar arasında yer alıyor. Tabii ki TP-Link fiyat açısından rakiplerine göre oldukça avantajlı seçeneklerle sunuyor bu tarz cihazları. Son dönemde hani kablosuz bir router almak isteyen ve yüksek hızda bağlantı yapmak isteyen ve aynı zamanda gelecekteki teknolojilere hazır olmak isteyen kullanıcılar varsa TP-Link'in AC1750 router'ını öneririz. Çok teşekkür ederiz. Bir başka incelemede görüşmek üzere. Hoşça kalın.